Bu dersimizde dizilerden verileri nasıl sileriz bu konuyu inceleyeceğiz. Hemen yeni bir dizi oluşturarak işe koyulalım. Bu dizi içerisine farklı alternatifleri deniyorum ki siz de gözünüz alışsın. Üç adet elemanımı tekrar girdim. Ve elemanlarımızı silmeye başlayalım. Eğer bir dizinin sonundan veriyi silmek istiyorsak kullanacağımız metot pop metodu olacaktır. Dizinin başından veriyi silmek istiyorum. Bundan önce hemen trace ile görelim ki karşılaştırma işlemini rahatlıkla yapabilelim. 3 adet elemanım trace'de output panelinde karşımıza çıktı. Trace'ten hemen sonra dizi içerisindeki ilk karakteri silmesi gerektiğini söyledim. Herhangi bir parametre kabul etmez. Çünkü kelime olarak anlamı derken işlevsel anlamı direkt olarak dizinin en son elemanını silmesi gerektiğini söyledik. Ve tekrar trace ile dizimizin son hali nedir? Bunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi dizimiz birinci satırda olduğu gibiydi. Şu anda ActionScript 3.0 verisi direkt olarak silinmiş oldu. Pop metodu dizinin sonundan eleman silmek için kullanılan metot olacaktır. Bunun dışında bir de shift metodumuz var. Bu da dizinin başından eleman silmek için kullanacağımız metot olacaktı. Dikkat edersek bir önceki dersimizde unshift kullanmıştık. Unshift'in anlamı dizinin başına eleman eklemek için kullanacağımız metottu. Shift de dizinin başından eleman silmek için kullanacağımız metot olacak. Biz shift'ten hemen önce dizimize push metodu olarak silinen halini güncel normale döndürelim. Ve bu sefer de dizinin shift metodunu kullanarak herhangi bir ilk elemanını silip tekrar trace'de isteyelim. Pop metoduyla dizinin sonundaki ActionScript 3.0 bilgisini silmiştim. Trace'de sordum. Daha sonra push metoduyla tekrar dizinin sonuna, ki push metodu dizinin sonuna veri eklemek için kullanılan yapıydı, metottu. Tekrar ekledim. Yani eski haline pop metodundan sonraki önceki eski haline döndürdüm ve tekrar shift metodunu kullanarak da başındaki elemanı silmeyi sağladım. Shift metodu da herhangi bir parametre almaz. Bu şekilde direkt olarak kullanılır. İlk hali buydu. Pop metodunu kullandıktan sonra son elemanını sildik. Shift elemanını kullandıktan sonra da baştaki elemanını silmiş olduk. Tekrarlamak gerekirse pop dizinin sonundaki elemanı siler. Shift metodu dizinin başındaki elemanı silmek için kullanılan yöntemdir. Daha önceki dersten de splice'ı hatırlayabiliriz. Splice'da da hemen o metodu da tekrar hatırlamak açısından kullanalım. Splice hem veri eklemek hem de veri silmek için kullanılabilecek bir yapıydı. Dizimizin shift'imizi kaldıralım. Splice metodunu hemen yazalım. Start index, örneğin ben 0. indeksinden başlayarak 2 adet silmek istiyorum. Herhangi bir veri girmek istemediğim için direkt kapatıyorum. Yani illa veri girmek zorunda değilim. Bu işlemden sonra trace olarak tekrar istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 adet elemanım vardı. 0. indeksinden 2 tane silmesini gerektiğini söyledim. 0. indeks ve 1. indeksi sildi. Ve ActionScript 3.0 sadece kaldı diğer dizimizin son halinde. Burada dikkat etmemiz gereken konu başlangıç indeksi dahil kaç eleman silmemiz gerektiğini belirttiğimiz. Dizilerimizden de veri silmek bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Devam etmek gerekirse çok fazla kullanmamakla birlikte delete operatörü de istediğimiz herhangi bir indeks numarasına sahip elemanı tanımsız hale getirmek için, yani silmek için kullanabileceğimiz yöntem. Hemen şu popları, shiftleri ve splice'ları sildim. Hemen ben 0. indekse sahip olan elemanı bir yapalım, daha mantıklı olacak. Delete
operatöründen sonra boşluk, dizinin ismi, herhangi bir silmek istediğimiz elemanı belirttiğimizde de bu şekilde dizinin içerisinden herhangi bir eleman silebiliriz. Fakat bir şeyi hemen belirtelim. Yukarıda dizinin son halini değil, uzunluğunu isteyelim. Hemen delete operatörüyle birinci indeks numarasına sahip olan elemanı sildikten sonra da dizinin içerisindeki length uzunluğunu isteyelim. Bakalım herhangi bir eksilme var mı? Gördüğünüz gibi silmeden önce 3 adet elemanım varmış ama sildikten sonra da 3 elemanım var. Peki delete operatörü ne yaptı? Length'ten sonra hemen dizimizin kendisini istediğimizde ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi birinci elemanım var. İkinci elemanımın yeri var. Undefined olarak var. Ama sayı olarak herhangi bir eksik yok. Yani ikinci elemanımı undefined haline, tanımsız haline dönüştürdü. Üçüncü elemanım zaten var. Bu şekilde delete operatörünü kullanarak dizinin içerisindeki veriyi silip indeks numaralarını tekrar baştan düzenlemesi gerektiğini dizilere söyleyemeyiz. Sadece silmek istediğimiz elemanı siler ve ekranda gördüğünüz gibi bırakır. Bunun dışında length uzunluğunda herhangi bir değişiklik olmaz. Direkt olarak sildiğimizde tamamen yeni bir dizi oluşturması gerektiğini daha ilerleyen derslerimizde öğreneceğiz. Delete operatörü de en azından dizi içerisindeki veriyi silmek için kullanılan yapıdır.